Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar, Tek Uzan Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba ben arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyiflerimiz yerinde mi? Umarım herkes çok iyidir. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz de hepinizi çok iyi gördük. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Çok güzel. Herkes çok iyi. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Soran arkadaşlarım için çok naziksiniz. Sizleri gördüm, daha iyi oldum diyelim. Çok güzel. Harika. Evet arkadaşlar, bugün neden buradayız? Hüseyin Hocam bizim kayıtlı öğrencimiz. Hocam hoş geldiniz aramıza. Evet Salih Hocam, bugün sizi çok 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 güzel bilgilendireceğim. Siz hiç merak etmeyin. O zaman arkadaşlar, hemen başlamadan önce seminerimiz yaklaşık bir 40-45 dakika sürebilir. O yüzden lütfen telefondan katılan öğrencilerimden ricam, şarjımıza takalım. Onun dışında yanımızda çayımızı kahvemizi alabiliriz. Dikkatinizin bende olmasını istiyorum. Not almanız gereken kısımlar olabilir. O yüzden bir kağıt kalem de mutlaka yakınınızda bulunsun. Bunlar yoksa bir hemen temin edelim. Biz de bu sırada birbirimize tanışıp kaynaşalım. Arkadaşlar, Tek Uzan Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba ben. Diğer seminerlerimizi takip ediyorsanız zaten beni tanıyorsunuzdur. Ben de birçoğunuz gibi bir öğretmenim. Çok uzun yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Belirli periyotlarda seminerlerimde sizlerle bir araya geliyorum ve en çok takıldığınız, bize en çok sorduğunuz, öğrencilerin tek başlarına aşamadıkları noktaları özellikle seminerlerimde ele almaya çalışıyorum. Size yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok güzel. Gülrü Hocam diyor ki, merhabalar hocam, ben arkadaş tavsiyesiyle geldim. Hoş geldin hocam. Salih Hocam da okul öncesi öğretmeni. Hocam bu arada meslektaşız. Ben de okul öncesi öğretmeniyim. Diyor ki, geçen hafta seminerinize katılamadığım için bugün bütün işimi gücümü bıraktım. İzlemeye geldim. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. O zaman herkes çayını kahvesini hazırladıysa, dikkatler bendeyse başlıyoruz. Bugün neden buradayız arkadaşlar? Bize en çok sorduğunuz, özellikle Ocak-Şubat aylarında yaptığımız görüşmelerde en çok gelen soruların başında, hocam ben çok çalışıyorum ama nedense boşa çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Bir türlü yaptığım çalışma beni tatmin etmiyor. Bir türlü netlerim artmıyor. Sürekli çalışıyorum ama boşuna mı çalışıyorum? Bunu bize çok soruyorsunuz arkadaşlar. Ben de dedim ki, bunun belli birkaç sebebi var ve belli ki öğrenciler bunu tek başına analiz edemiyor. Bize ihtiyaçları var. Hep birlikte bu soruların yanıtlarını verelim dedim. Bunun için aslında bu semineri gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi hemen çok kısaca tanışalım. Bir 15-20 saniye. Kimler nereden katılıyor? Hangi sınavlara giriyor? Bölümleri neler? Hadi bakalım, herkesten yanıt bekliyorum. Biraz tanışmacağım. Evet Hasibe Hocam, anlatacaklarım ön lisans içinde, orta öğretim içinde, KPSS A grubu içinde, öğretmenlik sınavından hazırlanan bütün öğretmenlerim içinde hepsi için geçerli olacak. KPSS A grubu var, okul öncesi var, mimari restorasyon var, çocuk gelişimi, İngilizce var, wow, ilahiyat var, ilk ve acil yardım, lice matematik, ah Ecenur Hocam çok güzel. Matematik öğretmenlerine gerçekten bayılıyorum. Hep çok özenmişimdir. Zonguldak PDR, hemşirelik var. Çok güzel. Mersin'den katılıyor Melis hocamız, felsefe öğretmeni. Sağlık yönetimi bursa, fizik tedavi. Gerontoloji. Melih hocam ilk kez duyuyorum. Çok güzel bir bölüme benziyor. Bölümünüzün içeriği ne hocam? Bence birçok öğrencimiz de ilk kez duyuyor. Çok merak ettim. Ne kadar güzel, orijinal bir bölüm. Halil hocam hoş geldiniz. Peygamber Şehri Şanlıurfa'dan matematik, Çanakkale Edebiyat. Çok güzel. Yani şu an karma bir kitle var diyebilir miyiz arkadaşlar? Bakın herkes yazılanları görüyor. Öncelikle çok güzel bir katılım var. Güzel katılımınız için şimdiden teşekkürlerimi edeyim.
Ve hemen hemen her alandan hazırlanan öğrencilerimiz var. Hiç kimse hiçbir yere ayrılmasın. Çünkü bütün alanlar için verdiğim bilgiler geçerli olacak. Şu an takribi tüm sınavlara zaten yaklaşık 6-7 aylık falan bir zamanımız var arkadaşlarım. Bu zaman için belki geriye yönelik yaptığınız çalışmalardan evet verim alamamış olabilirsiniz. Ama bizim işimiz artık 15 Şubat sonrasıyla. O yüzden geçmişe bir sünger çekeceğiz. Bizim işimiz 15 Şubat'ta sınav tarihi ne zamansa o tarih aralığındaki çalışmalarımızda benzer hataları yapmamak olacak. Şimdi öncelikle bu seminerimde doğru ders çalışma yönteminizi, ne zaman konu çalışmanız, ne zaman soru çözmeniz gerektiğini, tekrar periyotlarınızı neye göre ve nasıl hazırlayacağınızı, çalışmalarınızdan verim alamadığınızı düşünmenizin ardındaki sebepleri, yani neden verim alamıyorum? Neden verim alamıyorum? Bunun sebeplerini ve öğrendiğiniz bilgileri hangi basamaklardan sonra soruya dökebileceğinizi, soruya aktarabileceğinizi ve bunlardan çok daha fazlasını öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Şimdi hızlı bir giriş yapıyorum ve başlıyorum. Artık dikkatler bendeyse başlayalım. Önce size birkaç hileli soru hazırladım. Bakalım bu sorulara kimler nasıl yanıt verecekler? Herkesten yanıt bekliyorum öncelikle. Öncelikle arkadaşlar ders çalışırken müzik dinleyen öğrencilerimiz var mı? Dinlediğiniz bir playlistiniz var mı? Gelsin yanıtlar. Çoğunluğu hayır diyor. Evet diyen yok mu? Hayır kafa karıştırıyor diyor. Asla hocam diyorlar. Aa güzel. Sözsüz müzik dinliyorum. Güzel Buse hocam. Yani bir playlistin var galiba. Daha çok klasik. Mozart dinliyorum. Özellikle test çözerken iyi geliyor diyen var. Çok güzel. Şimdi aramızda müzik dinleyen öğrencilerimize bir sorum. Ya müzik sizin dikkatinizi dağıtıyorsa? Ya siz işitselseniz? Ya yaptığınız çalışmayı bu verimsizleştiriyorsa? Bunu hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Ama bir 10 saniye düşünün, ben diğer soruma geçiyorum. Her ders için ne kadar not tutarsınız ya da şu an buradaki herkes her ders için not tutuyor mu? Dersi zor dinliyorum hocam diyor. Nihayet hocam çok tatlısın. Doğru söylüyorsun. Genellikle her şeyi yazıyorum. Doğru mu acaba bu? Yine bir içinize kuşku düşüreyim. Acaba her ders için not tutmamız gerekiyor mu? Ya da acaba kimler not tutmalı? Acaba not tutarak zaman mı kaybediyoruz? Hadi içinize ikinci kuşku tohumunu da attım. Geliyorum üçüncü soruma. Mola vermeden çalıştığınız süre rekoru kaç saat kaç dakika? Herkes bir geçmişe gitsin. En fazla kaç saat aralıksız çalıştınız? Bakalım rekor kimde? 40 dakika diyen var. 3 saat, 2,5, 4, 5, 1,5. Biri geçmez. 8 mi gördüm? Aman Tanrım İrem Hocam. 8 saat çalıştın mı gerçekten? Wow. 2,5 saatten sonra gevşiyorum hocam. Bence Gülrü Hocam bu arada 2,5 saat de çok fazla. Peki mola vermeden çalışan öğrencilerim, ya sizin dikkatiniz 30 dakikada, 40 dakikada, 1 saatte dağılıyorsa bunu hiç düşündünüz mü? Düşünmedik tabii ki de. Değil mi? O zaman bunu da düşünün, bunları detaylı ele alacağız. Geliyorum artık hileli sorulardan çıktım. Hocam biraz ciddi olalım. Tamam olalım, gelelim. Nasıl ders çalıştığınızda maksimum verim alabileceğinizi biliyor musunuz arkadaşlar? Kendinize ait bir yönteminiz, bir yolunuz var mı? Bilenler yazsın, bilmeyenler bilmiyorum desin. Bakalım kimler biliyor? O an hangi derse çalışmak istiyorsam ona çalışıyorum. Acaba bu doğru mu? Bilmiyorum. Çoğunluk bilmiyorum. Bunu bir yere not alalım. Bunun cevabını birlikte ele alacağız arkadaşlar. Çünkü bu başarının en temel sırlarından biri, verim alacağın yöntemi bilmezsen, ona uygun çalışmazsan, zaten arkadaşlar bakın seminerimizin başlığı ne? Hocam çok çalışıyorum, verim alamıyorum. Boşa çalışıyorum. Tabii ki boşa çalışırsın. Bu soruyu bence not alın. Yanıtı burada. Açıklayacağım birazdan. Geliyorum ikinci soruma.
Arkadaşlar şu ana kadar 15 Şubat 2024 tarihine kadar yaptığınız çalışmalarda konuyu tam öğrendikten sonra mı soru çözümüne geçtiniz? Aralarda da sorular çözdüğünüz oldu mu? Yanıt bekliyorum herkesten. Herkes lütfen dürüst olsun arkadaşlar. Burada kimseyi yargılamayacağız. Hiç merak etmeyin. Amacımız bu sorunların çözümünü bulmak, yanıtını bulmak. Herkes ne yapıyorsa onu bir söylesin. Bir görelim bakalım kimler ne yapıyor. Hocam öğrenip öğrenemediğimi bilmiyorum. Direkt soruya geçiyorum konudan sonra. Konuyu anlayınca çözüyorum diyor. Aralarda çözüyorum. Konu pekişince çok az soru çözüp diğer konuya geçiyorum. Sadece konu soru yapıyorum. Yani birçoğunuz arkadaşlar iki basamaklı ilerliyor diyebilir miyiz? Konuyu çalıştım, çat soru çözümü. Yeni konuya geçtim, çat soru çözümü. Yani bunun arasında arkadaşlar bir pekiştirme yok. Verdiğiniz yanıtlardan bunu anlıyorum. Zaten uzun yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum ve görüştüğüm öğrencilerin de verdiği yanıtlar hemen hemen 3 aşağı 5 yukarı sizin yanıtlarınıza benziyor arkadaşlar. Yani konuyu bitirir bitirmez çat soru çözümüne geçiyorsun. Acaba bu doğru mu? Bu da ikinci sorumuz, yazın kenara. Geliyorum üçüncü soruma. Netlerinizi arttırmak için arkadaşlar bakın, net arttırmak ne demek? Yüksek puan almak demek. Yüksek puan almak ne demek? Atanmak demek, kazanmak demek. Yani tümevarım yapalım, parçaları bütünleştireceğiz. Hepsinin sonunda bir hedef var, bir bayrak var. Atanma bayrağı. Bütün bu söylediklerimi buraya bağlayabilirsiniz. Sizce atanmak için, netlerinizi arttırmak için sadece konu çalışıp soru çözmeniz yeterli mi? Farklı şeylere ihtiyacınız var mı acaba? Herkesten yanıt bekliyorum. Asla yetmez diyor Kübra Hocam. Yetmez. Motivasyon da lazım diyor Derya Hocam. Bence yeterli değil. Değil. Yetmiyor. Yetmiyor. Pes etmemek lazım. Yetmiyor. Evet. Çoğunuz aslında doğru şeyi biliyorsunuz ama başka neye ihtiyacımız var? Belki bunu bilmiyor olabiliriz. Bunu da yazalım kenara, cevabı burada. Birazdan hepsini tek tek ele alacağız arkadaşlar. Gülrü Hocam diyor ki gerçekten iç sesim oldunuz hocam. Hiç yeter mi hocam diyor. Yetse zaten geçen sene sınavdan sonra atanırdım değil mi? Birçoğumuz böyle düşünüyoruz arkadaşlar. Birçoğumuzun çalışma yöntemi de zaten aman işte elimde konu anlatımı var. İşte video izleme platformunda ücretsiz binlerce video var. Soru bankası da sipariş ettim. O da geliyor. Daha ne yapayım hocam? Kazanmak için her şeyi yaptım diyor olabilirsiniz. Yetmez arkadaşlar. Neye ihtiyacınız var? Birazdan ele alacağız. Peki, bütün bu sorulara, bunlar aslında çok devasa konu başlıkları arkadaşlar. Ama hepsi ortak bir noktada birleşiyor. Verimlilikte birleşiyor. Bütün bu soruları, bütün bu konuları birlikte benim meşhur bir örneğim vardır. Hemen hemen her seminerimde kullanırım. Daha önce seminerlerime katılmış öğrencilerim çok iyi biliyorlar. Çok da seviyorlar. Bu örnek tam zihinlerinde pekişiyor diyebilirim. Gelelim bakalım Ali ile Veli örneği üzerinden detaylandıralım. Efendim karşınızda Ali'miz ve Veli'miz. Takdim ediyorum size Ali ve Veli'yi. Ali ve Veli'nin çok ortak özelliği var arkadaşlar. Mesela aynı mahallede aynı yıl doğmaları gibi. Aynı okulda, aynı sınıfta yıllarca eğitim almaları gibi. Aynı öğretmenlerden ders çalışmaları, aynı kitapları temin etmeleri gibi. Üstelik ders çalışma saatleri ve ders çalıştıkları toplam sürenin bile aynı olması gibi. Ali ile Veli size bir şeyi hatırlatıyor mu arkadaşlar? Sizin de böyle çok ortak özelliğiniz olan arkadaşlarınız ya da ablanız, ikiziniz, kardeşiniz, abiniz falan var mı? Berk ve Berke gibi daha çok. Evet var diyenler var. Abin polis. Çok güzel Gülrucuğum. Harika. Tamam. O zaman Ali ile Veli'nin ortak özelliklerini kavradıysak şimdi buradan bir çıkarımda bulunmamızı isteyeceğim. Şu an çok mutlu görünüyorlar. Şu an yüzleri gülüyor. Neden hocam biz sınava hazırlandık harika. Yanımda arkadaşım da var. Motivasyon tam. Kazanacağım, çok başarılıyım gibi gibi düşünceleri var. Ama arkadaşlar
Derken sınav tarihi geliyor ve çatıyor. Sınav kapıda. Hadi bakalım sınava girdim. Ali başarısız olurken arkadaşlar Veli başarısız oluyor. Sonuçlar açıklanıyor ve bunu görüyorlar. Ve çok şaşırıyorlar. Nasıl olur bu diyorlar. Peki sizce arkadaşlar Ali ile Veli tamamen aynı şartlara sahipken neden Ali başarısız olurken Veli neden ve nasıl başarılı oluyor? Bunun bir sebebi var. Ne bu sebep? Veli düzenli tekrar ediyor, etti diyenler var. Ali'nin kapasitesi yokmuş. Ali istikrar sağladı. Anlama tarzları farklı, çalışma yöntemleri farklı. Kesinlikle. Aradığım yanıtlara yaklaşıyorsunuz. Biraz daha derinlere inelim. Biraz daha. Buse hocam çok güzel iç sesim oldun. Ali ve Veli'nin öğrenme tarzları farklıdır diyor ve noktayı koyuyor arkadaşlar. Aradığım yanıt bu. Filiz hocam torpili yok. Sınav sonucu daha atanmadılar. Sonucunda biri başarılı biri başarısız. Düzenli çalışma, tekrar öğrenme tarzı, nasıl çalışması gerektiğini bilen ve bilmeyen. Evet. Çok güzel kavramışız arkadaşlar. Tam olarak istediğim yanıt buydu. Evet Ali Veli gibi çok çalıştı. Evet aynı koşullara sahipler, aynı sosyokültürel ortamdalar. Aynı kitaplardan, aynı sürede, aynı şekilde çalıştılar falan falan. Ama Ali başarısız oldu. Çünkü Ali Veli ile aynı değildi ki arkadaşlar. Şu an buradaki kimse birbiriyle aynı değil. Ben sizinle aynı değilim, siz benimle aynı değilsiniz. Şu an bu seminerde 200 aşkın öğrenci var. Hiçbiriniz birbiriyle aynı değilsiniz. İkiz dahi olsanız onlar da aynı değil. Abla kardeş, abi kardeş dahi olsanız onlar da aynı değil. Çünkü Ali kendi öğrenme yapısını bilmiyordu. Kendi öğrenme yapısına uygun ders çalışmadı. Bu yüzden bizim bu hikayeden çıkaracağımız ders ne? Bunu not almanızı istiyorum ya da ekran kaydı da alabilirsiniz. Arkadaşlar her öğrenci zaten öğrenir. Herkes öğrenir. Ama herkes farklı öğrenir. O yüzden siz nasıl öğreniyorsunuz bunu bilmeden yola çıkmamanız gerekiyor. Şimdi burada değineceğim bir diğer başlık öğrenme yapısı. Hocam ilk kez duyuyorum. Ne ki bu öğrenme yapısı diyenler olacaktır. Mutlaka olacaktır. Hiç yadırgamıyorum çünkü bizim bu piyasaya kazandırdığımız bir kavram olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler genelde bu gibi kısımlara çok odaklanmazlar. Kurumlar zaten öğrenme yapısı nedir ya da farkları nedir bununla da çok ilgilenmezler. Ama biz ilgileniyoruz arkadaşlar. Çünkü ben istiyorum ki siz Ali değil, Veli olun. Bakın. Her biriniz ya Ali ya Veli olacaksın, ya eleyen tarafta olacaksın, ya elenen tarafta olacaksın. Ben Veli olmanızı istiyorum ki bu seminer eğer ilginizi çektiyse ve bu seminere katıldıysanız zaten siz kendinize güveniyorsunuz ve bir yardıma ihtiyacınız var. O girdaptan çıkmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bu konuda siz beni ikna ettiniz. Ben de sizi Veli olma konusunda ikna edeceğim. Gerekli yönlendirmeleri yapacağım. Hiç merak etmeyin. Şimdi gelelim. Hocam öğrenme yapısı dediniz. Ali ile Veli'nin arasındaki fark tamamen bireysel farklar dediniz. Peki ben kendimi tanımıyorum. İlk kez bu kavramı sizden duydum. Öğrenme yapımı nasıl öğrenirim derseniz yine cevabı bende arkadaşlar. Şu an ekrana gelen görselde tek üzeme kayıtlı olan öğrencinin yapay zeka sisteminin eğitim analizlerini çözdüğü sonucunu yansıttım. Ve bu sonuçta bizim dikkat etmemiz gereken birkaç önemli kriter var. Şu an içinizdeki birçok öğrenci öğrenme stili nedir bunu bilmiyor. Unutma süresi nedir ya da neye yarar öğrenmesi gerektiğini bile bilmiyor. Stres düzeyini bilmiyor, zeka tipini bilmiyor. Tamamen kara düzen. Gelişi güzel random bir çalışma yapıyor ve bu çalışmada kendisini yetersiz hissettiriyor. Şimdi öğrenme yapısı arkadaşlar kişinin parmak izi gibidir. Nasıl dünyada milyarlarca insan gelip geçtiyse, milyarlarca insan doğduysa, her birinin parmak izi nasıl birbirinden farklıysa, her bir bireyin zihinsel süreci, öğrenme yapısı ve psikolojik süreci de birbirinden farklıdır. Ve bu psikolojik süreç, öğrenme yapısı
Sınav hazırlık sürecinde çok önemlidir. Çünkü bilmeniz işinizi kolaylaştırır. Bilmediğinizde yanlış sularda yüzebilirsiniz. O sularda yüzerken zaman kaybedebilirsiniz ve asıl hedefiniz buradadır. Siz buraya gidiyor olabilirsiniz ki birçoğunuzun düştüğü hata bu. Çünkü şu an arkadaşlar ülkemizde bakın KPSS'nin her alanı için söylüyorum. Sınavlara giriş ortalaması en az 3. Neden biz hepimiz 3 yıl girmek zorundayız? 3 kere neden denemek zorundayız? Çünkü doğru yöntemi bulmamız zaman alıyor. Kara düzen, onu taklit et. İşte herhangi bir yerden karşına video çıkıyor. Nasıl birinci oldum? Birinci olduracak program. Çat. Al, kopyala, uygula. İşe yaramıyor. O onu birinci yaptı. Seni birinci yapacak program tamamen başka. Mesela şu an burada ekrana yansıttığım sonuçlarda arkadaşlar kırmızı ve yeşil değerler var, bir de mavi değerler var. Mesela bu öğrencinin unutma hızı yüksek diyor. Kırmızı bir üzgün emoji var. Unutma hızının yüksek olması ne demek olabilir? Hadi tamamen arkadaşlar hiç çekinmeden, korkmadan yadırganmayacaksınız zaten arkadaşlar. Herkes aklına gelen şeyi yazsın. Unutma hızı yüksek diyor. Ne demek istiyor acaba? Çok tekrar yapılması gerektiğini söylüyor. Çabuk unutuyor. Evet. Unutma hızı yüksek ne demek arkadaşlar? Çok çabuk unutuyorsun demek. Peki biz hazırlığa başladığımızda konuları ard arda çalıştığımızda diyelim bu öğrenci sensin Buse. Diyelim bu öğrenci sensin Havva, sensin Hüseyin, sensin Saliha, sensin Gülru. Bu senin sonucun olsun. Ve sen artık biliyorsun ki benim unutma hızım yüksek. Ben sürekli ne yapıyorum? Çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Ama es verip öğrendiğim bilgiyi tekrar etmiyorum. Ya da ediyorum, 2 ay sonra ediyorum. 5 ay sonra ediyorum. Sınava yakın bir zamanda tekrar ediyorum. Yani benim yaptığım çalışmalar boşa gitmiş oluyor mu arkadaşlar? Bakın en basitinden bir özelliğinizi bilmemeniz bile sizin bütün sürecinizi alıp çöpe atıyor mu? Atıyor. Unutma hızı yüksek bir öğrenci sık sık tekrar yapmak zorundadır. Çünkü tekrar bilginin sigortasıdır. Tekrar edilmeyen her bilgi unutulmaya mahkumdur. Hatta bilimsel bir veriyi de paylaşayım, bu kısmı geçerim. Arkadaşlar bilimsel bir açıklama diyor ki tekrar etmediğiniz her bilginin %80'ini unutursun. 5 tane konu çalıştım. 4'ü gitti mi çöpe bay bay. Sadece bunlar gitmiyor bakın. Bunları ayırdığın zaman, bunları ayırdığın enerji, burada kaybettiğin psikolojini de alıp çöpe atıyor musun? Atıyorsun. Yani kendi öğrenme yapını bilmen bu yüzden bu kadar önemli. Nasıl öğreneceğim derseniz arkadaşlar, Tekuzem eğitim analizlerine katılım sağlayabilirsiniz. Birçoğunuz belki seminerimize katılmadan önce çözmüş olabilir. Katılmayan öğrencilerim de seminere katıldığınız yerden yani kullanıcı adınız ve şifrenizi girdiğinizde direkt bekleyen görevler alanında eğitim analizimizi görebilir. Bu analiz patenti bize ait olan bir analiz. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir analiz. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Çözmeyen öğrencilerim de çözsün. Bu sizin birinci ödeviniz. Yazın bence not kağıdınıza. Birinci ödev öğrenme yapısı öğrenildi. Öğrenme yapını keşfet, eğitim analizine gir. Derya hocam heyecanlanma, bu kadar merak etme. Seminer sonunu bence bekleyebilirsiniz. Motivasyon sıkıntısı yaşayan bir ben değilim, değil mi? Fatma hocam, şu an buradaki öğrencilerin tamamında bu problem var. Sadece buradakiler değil, sınava milyonlarca öğrenci giriyor. Tamamında genelde bu aylarda bir motivasyon ve inanç kaybı olur. Zaten bu seminere de bu yüzden katıldığınızı tahmin ediyorum. O zaman arkadaşlar, öğrenme yapısı nedir öğrendiysek, önemini öğrendiysek, nereden öğreneceğimizi de öğrendiysek geliyorum. Diğer sayfama. Arkadaşlar şimdi gelelim çalışma türlerine. Biz derslerden sorumluyuz KPSS'de. Bakın içinizde A grubu öğrencilerim de var, öğretmenlerim de var,
Ön lisans öğrencilerim de var. Düz memuriyet, genel kültür, genel yetenekten giren öğrencilerim de var. Bazınızın dersi 10, bazınızın 10, bazınızın 15, bazınızın 20 fark etmez. Siz derslerden sorumlusunuz ve nasıl parmak izi gibi herkesin öğrenme süreci farklıdır dediysem aynı iddiamı seviyede de devam ettiriyorum. Arkadaşlar her öğrenci her derste aynı seviyede değildir ve olamaz. Mesela birinizden örnek verelim. Kim olsun bu? Gülrü Hocam. Gülrü Hocam, sizin 5 tane dersiniz olsun. Şu an bölümünüzü unuttum bu arada, hangi bölümden mezun olduğunuzu. Genel kültür, genel yeteneği girdiğinizi kabul ediyorum. Bu şekilde devam edelim. Çocuk gelişimi, tamam. YGK'ya gireceksiniz. Gülrü Hocam, senin 5 tane dersin var. Açık bir şekilde objektif yanıt verebilirsin. Şu ana kadar yaptığın çalışmada Türkçedeki seviyenle tarihteki seviyen aynı çıktı mı? Aynı netleri yapabiliyor musun? Bak, 5'e bölünüyorsun, 5'inde aynı mısın? Evet, hayır hocam bu mümkün değil diyor. Peki bunun mümkün olmadığı konusunda herkes hemfikir değil mi şu an bu seminerde? Arkadaşlar illaki iyi kötü soru çözdünüz. Bakın illaki denemeye girenler de var. Aynı netleri bir kere çıkarmanız zaten mümkün değil. Peki hocam benim her derste seviyem farklıysa mantık yürütüyorum. O zaman benim her derste yapmam gereken çalışma da farklı. Şimdi matematikte benim seviyem hiç yok. Birinci seviye. Ama ben tarihte ileri seviyedeyim. Coğrafyada orta seviyedeyim. Türkçem çok iyi hocam. Üst seviyedeyim. Dolayısıyla arkadaşlar başarının sırlarından biri de kendinizi tanımak dedim. Evet bilişsel ve psikolojik sürecimizi tanıyalım. Evet okey ama seviyenizi de bilmeniz gerekiyor. Seviyenizi bilmeden neye göre, nasıl, nereden çalışacaksınız? Mantıksal düşünün. Hatta bunu şöyle bir örnekle pekiştirelim arkadaşlar. Şimdi biz Ankara'dayız. Ben Ankara'dan bağlanıyorum bu yayına. Ve diyelim ki hedefim İstanbul. Bugün yola çıkacağım. İstanbul'a gitmek istiyorum. İstanbul'a herhangi bir araçla gidebilirim. Uçakla gidebilirim, hızlı trenle gidebilirim, arabamla gidebilirim, yaya gidebilirim falan falan falan. Peki benim hedefim İstanbul olmasaydı, yani ben evet İstanbul'a gideceğimi biliyorum ama ben Ankara'dan gittiğimdeki kilometrem, İzmir'den gittiğimdeki kilometrem, yani her şehirdeki kilometrem birbirinden farklı değil mi? Yani Ankara'dan gittiğinde işte bilmem şu kadar kilometre, İzmir'den gittiğinde bilmem bu kadar kilometre. İşte hepiniz böylesiniz arkadaşlar. Hepinizin hedefi evet atanmak mı? Atanmak. Hepiniz 90 puan almak istiyor musunuz? Evet 90 puan almak istiyorsunuz ama kiminiz 60 puan alabiliyor, 90'a çıkarmak istiyor. Kiminiz 80 puan alabiliyor, o da 90'a çıkarmak istiyor. Haliyle sizin her birinizin hedefi yüksek puan almak olsa dahi mevcuttaki nereden yola çıktığınızı bilmeden yaptığınız çalışma sizi kesinlikle hedefinize ulaştırmaz. Önce nerede olduğunuzu bilip kabul edeceksiniz. Bu yüzden hangi çalışmayı ne zaman yapacaksın, ne kadar yapacaksın, bunun kararını seviyen belirler. Ve eğer ki seviyenizi bilip seviyenize uygun bir çalışma yaparsanız arkadaşlar çok iddialıyım. Öğrenemeyeceğiniz hiçbir konu, çözemeyeceğiniz hiçbir soru kesinlikle kalmaz. Anlaştık mı? Gülrü Hocam diyor ki hocam destek almak için geç mi kaldım? Hayır Gülrü Hocam tam zamanı. Eğer biraz daha gecikirsen geç kalmış olabilirsin. Çift eğer ki tercihim biz olacaksak yani tek üzerine kayıt olma gibi bir düşüncem varsa ne zaman kayıt olursan ol hiçbir zaman geç kalmamış olacaksın. Derya hocam kayıtlarımız devam ediyor. Ben kayıtlarla kurslarımızla ilgili de bilgi aktaracağım. Çok güzel sürprizler de hazırladım size. Büyük avantajlardan da bahsedeceğim. Şimdi hiç bölmeyelim konumuzu. Tam gaz devam ederim çünkü yeni yeni çok bilgi öğreneceksiniz arkadaşlar. Bakın çok iddialıyım. Bu seminere katılan bir öğrenci diğer öğrencilerin sadece şurada aldığı bilgilerle bile önüne geçecek. Anlaştık mı? Hocam indirmelerde varsa bu yılın son girişi olsun. Yusuf hocam bilgi aktaracağım. Çok güzel.
Hocam arkadaşım İnci geçtiğimiz ay kayıt oldu. Fayda aldığını söyledi. Tabii ki de Güldür hocam. O zaman kayıt için ve program bilgisi diğer sorularınız için kimse hiçbir yere ayrılmıyor. Seminerin sonunu bekliyorsunuz. Şimdi biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi geliyorum bu tabloya. En önemli kısım. Bakın burada hele hiç kimse ayrılmasın. Hiç kimse buradan başka bir şey düşünmesin bakın. 1-2-3 dakika sürecek çünkü burayı aktarmam. Çok önemli. Çalışmanızın formülü tam olarak burası diyebilirim. Öncelikle herkes bir ekran görüntüsü alsın. 10 saniye bekliyorum. Aldık mı ekran görüntülerini? Çok güzel. Arkadaşlar biz az önce ne yaptık? Her derste seviyemiz farklı dedik ve seviyemizi ölçmeliyiz dedik. Ona göre çalışma yapmalıyız dedik. İşte bir bakalım hangi seviyedeki öğrenci ne çalışmalı? Hangi seviyedeki öğrenci nasıl çalışmalı? Şimdi siz seviye belirleme sınavına girdiniz. Örnek veriyorum matematikte Güldür Hocam senin seviyen temel seviyede çıktı birinci basamakta. Temel seviyenin karşılığında ne yazıyor? Ön hazırlık. Nedir bu ön hazırlık? Ön hazırlık kavramını daha önce duyan ya da akıl yürütebilecek olan var mı aramızda? Ön hazırlık ne olabilir arkadaşlar? Bilmiyordum diyen. Çoğunuz bilmiyorsunuz zaten. Biliyorum arkadaşlar. Çünkü ön hazırlık da yine bizim kazandırdığımız bir kavram. Yani birçok kurumda hani az önce de size bir soru sormuştum. Arkadaşlar sizce sadece konu çalışıp soru çözmek atanmak için yeterli mi demiştim? Siz de hayır demiştiniz. Doğru yanıtı vermiştiniz. Atanmak için arkadaşlar bu gerekli. Bakın şu 5 basamağı seviyenizi bildikten sonra uyguladığınızda sizin başarılı olamama gibi bir durumunuz yok. Böyle bir opsiyon yok. Böyle bir seçenek yok. Ön hazırlık demek seviyen çok kötü demek. Hocam ben yerlerdeyim. Sıfır net, sıfır net, bir net. Ve eğer ki seviyeniz o derste hiç yoksa arkadaşlar önce ön hazırlık yapmanız gerekiyor. Ön hazırlığı bir ısınma kampı gibi düşünebilirsiniz. İkinci seviyede başlangıç seviyem var. Temelin bir tık üstü. Yine burada da arkadaşlar çok çok iyi değilim. Detaylı konu çalışması yapmam gerekiyor anlamına geliyor. Üçüncü seviye orta seviye tam ortadayım. Orta seviyedeyim. Detaylı konu tekrarı yapıp öyle devam etmem gerekiyor anlamına geliyor. Yandaki açıklamaları siz ekran görüntüsü zaten aldığınız seminer sonunda detaylı okuyun. Hatta bence bunu ekran kaydı bile yapabilirsiniz ders çalıştığınız bilgisayarınızda. Direkt döner döner bakarsınız çünkü buradaki bilgiler kazanmanın tam olarak formülü diyebilirim. İleri seviyede alıştırma soru çözümü, üst seviyede de artık alıştım pekiştirme soru çözümüne geçmem gerekiyor diyor. Öncelikle hangi konuda hangi seviyede olduğunuzu öğreneceksiniz. Sonra da o seviyenin karşılığına denk gelen çalışma türü neyse bunu yapacaksınız ve atanacaksınız. Şimdi geliyorum hocam sadece bilmek yeter mi? Tabii ki de yetmez. Sadece konu çalışmak yeter mi? Soru çözmek yeter mi? Alıştırma yapmak, pekiştirme yapmak yeter mi? Hayır. Arkadaşlar mesela burada ben özellikle birçoğunuz KPSS öğrencisiniz. Zaten bu seminerimizde KPSS semineri olduğu için genel kültür, genel yetenekten iki farklı dersin, iki farklı konusunu ele aldım. Öncelikle şu tabloya herkes bir 10 saniye baksın, bir analiz etsin kendi içinde. Bakalım doğru yerlere dikkati çekmiş miyiz? Bir herkes baksın, sessiz oluyorum ben de. Bir 10 saniye süre vereceğim size. Yine ekran kaydı da alabilirsiniz. Bakalım ne anlayacağız? Evet, düşündüysek dönüyorum. Ben yanıtı vereceğim. Arkadaşlar çalışma türlerine, çalışma programınıza eklemeniz tabii ki de yeterli olmayacak. Çünkü KPSS'de her dersin bir emek verilme süresi, bir öğrenme süresi var. Her dersin, her konunun sınavdaki soru sayısı aynı değildir. Her konunun bir puanı var. Mesela matematik, problemler konusu. 718 dakika çalışıp
6,91 puan alabileceğim bir konu. Ve burada bak sistem sana demiş ki konu anlatımı çalış. Konu anlatımını hangi basamakta çalışıyorduk? Evet Gülrü Hocam. 100 üzerinden o kısmı da açıklayayım. Arkadaşlar burada gördüğünüz konu puanları 100 tam puan üzerinden o konuya düşen pay. Anlaşıldı mı burası? Hayır Buse Hocam. Konu anlatımı ön hazırlıkta değildi. Konu anlatımı kaçıncı seviyedeydi? İki. Evet doğru bildik. Dikkatimiz yerindeymiş. Çok sevindim. Demek ki bak bu benim programımın bir parçası gibi düşünün arkadaşlar. Ben artık kendimi tanıyorum. Programım hazır ve matematik problemlerde konu anlatımı çalışmam gerekiyor. Çünkü temelim yok. Başlangıç seviyesindeyim ve 718 dakika çalışıp 6,91 puan alabilirim ya da Türkçe paragraflar konusunda 100 puan üzerinden 7,5 puan düşüyor paragraflara. Bakın çalışma süresine bakın. 106 dakika. 2 saat bile değil. 1,5 saatte 7,5 puan alabilirim. 718 dakika yaklaşık 11 saatte 6,91 puan alabilirim. Peki siz bunun böyle olduğunu biliyor muydunuz? Yani her konunun farklı bir öğrenme süresinin olduğunu, her konunun sınavda bir puanının olduğunu biliyor muydunuz arkadaşlar? Ya da şu ana kadar yaptığınız çalışmalar bu bilginizle mi yapıldı? Buna uygun mu çalıştınız? Yoksa buna uygun çalışmadığınız için mi acaba boşa çalışıyormuş gibi hissettiniz? Birçoğumuz bilmiyorduk değil mi arkadaşlar? Derya Hocam bu ve bütün konuların tamamını kayıt olduğunuzda detaylı olarak göreceksiniz. Ve bununla da yetinmeyeceğiz. Buna uygun bir programı bizim yapay zeka sistemimiz size özel hazırlanacak. A grubunda da Derya Hocam, B grubunda da, öğretmenlikte de, lisede de, ön lisansta da hepsinde biz bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bunu sizin için saydı sistemimiz, hesapladı. Kaç tane alt konun var, kaç tane ünitem var, kaç tane dersin var? Biz hepsini biliyoruz. O yüzden genelde aldığım sorulardan biri de arkadaşlar şu. Hocam 5 ay var, 5,5 ay var, yetişir mi? Eğer doğru yere doğru şekilde çalışırsan yetişir. Ama eğer arkadaşlar biz aynı yanlış yöntemlerde ısrarcı olup hala destek almayıp hala kara düzen 10 yıl öncenin geleneksel modelini uygulayıp atanmayı bekliyorsak çok üzgünüm. Daha çok bekleriz arkadaşlar. Bakın bu sınav strateji sınavı, bu sınav eleme sınavı tabii ki de ÖSYM'e bizi eleyecek. Tabii ki de eylemeye çalışacak. Milyonlarca öğrenci giriyor. Sadece sen, ben, o değil ki. O yüzden lütfen seçimlerinizi çok stratejik yapın. Başarının sırrı bunları bilmekte saklı. Eğer bunları bilmiyorsan, bilmen de yetmez. Eğer bunları uygulamıyorsan zaten başarıya çok uzaktasın demektir. Şimdi gelelim bir diğer örneğe. Sadece bir konuyu seçmeniz gerekseydi. Mesela sınava bir ay var. Çok az bir zaman kaldı ve senin iki konun kaldı, birini yetiştirebileceksin. Sadece bir konuyu seçmen gerekseydi hangisini seçerdin? Önce bir 10 saniye tabloya bakalım, bir tabloyu okuyalım. Hangisini seçerdik? Yapı diyorlar. Paragrafın anlatım biçimlerini seçmek isteyen bir öğrenci var mı? Şu tabloyu gördükten, bu bilgiyi edindikten sonra hala bunu seçecek öğrenci var mı? Değil mi Derya Hocam? Muhteşem. Bakın başarının sırrı ciddi anlamda bu sistem. Yani bu kadar bilgiye, bu kadar bilgiyi bildikten sonra, uyguladıktan sonra arkadaşlar başarı bir mucize, aman aman devasa bir başarı değil. Yani hani bu çok böyle size uzak geliyor ya hocam atanmak mı, aman Allah'ım gerçekten mi falan gibi düşünüyorsunuz ya. Hayır atanmak çok kolay. Hatta bir dipnot geçeyim arkadaşlar.
Biz yaklaşık 10 yıldır bu eğitimleri veriyoruz. 10 yıldır sektördeyiz, uzaktan eğitim sektöründe. Ve neredeyse Türkiye'de açılan ilk uzaktan eğitim kurumu biziz diyebilirim. Zaten ismimizden de anlayabilirsiniz. Ve biz bu yöntemi her yıl uygulayarak arkadaşlar her 100 öğrencimizden 82'sinin atanmasına zaten vesile oluyoruz. Yani bu bir mucize değil. Öncelikle buna inanın. Bu sistemi uygulayan, bu sisteme kayıt olan bir öğrenci zaten atanmayı garantiliyor. Şimdi burada birçoğunuz paragrafın yapısı dediniz ama ben şuradaki görüntüyü kaldırsaydım birçoğunuz bilmeyecekti ki paragrafın anlatım biçimleri, kaç dakika çalışacağım, kaç puan alacağım, paragrafın yapısı, kaç dakika çalışacağım, kaç puan alacağım. Birçoğunuz bilmiyordunuz arkadaşlar. Birçoğunuz bunu bu seminerde öğrendiniz. Ben de bunu sistemden kopya çekerek hazırladım. Ben de bilmiyorum. Yüzlerce konu var arkadaşlar. Zaten bunu bir insanın bilmesini bekleyemeyiz. Bunu bir insan zaten bilemez. Bunu ancak bir sistem bilir. Bizim sistemimiz biliyor. Dolayısıyla her konu için size bu tabloyu hazırladığında siz diyeceksiniz ki hocam benim 5 ayım var. 5 ay kısa bir süre. Tabii ki de 42 dakika çalışıp 3,34 puan almak, 77 dakika çalışıp 0,84 puan almaktan daha mantıklıdır. Doğru yanıt verdiniz. Peki arkadaşlar, seminerimizin şu dakikasına kadar yaklaşık kaç dakika olmuş? 40 dakika. 40 dakikada neler öğrendik? Öğrenme yapımızı keşfettik. Öğrenme yapısı nedir? Öncelikle bunu öğrendik. Bunu nasıl keşfedeceğimizi öğrendik. Derslerdeki seviyemizi analiz ettik. Seviye neden önemlidir? Seviyeye uygun neden çalışmalıyız? Bunu öğrendik. Hangi derste, hangi seviyedeysek ne tür bir çalışma yapmamız gerektiğini öğrendik. Peki artık size dedim ya bu seminerden öncesi ve sonrası olacak. Bu bilgileri öğrendikten sonra bütün her şeyiniz değişecek. Programı hazırlarken ki öncelikleriniz bile değişecek. Şu anda bu seminerden sonra bir ders çalışma programı hazırlasanız bu programda ne olmazsa olmaz olur. Herkesten en az bir madde bekliyorum. Derya hocam diyor ki öğrenme yapısına uygun, seviyeye uygun, stratejik. Tekrarı atlamam diyor Fatma hocam. Evet başka. Herkes en az bir madde yazsın. Bakalım kimler anlamış. Tekrar. Konu tekrar test. Doğru soru çözümü. Test. Verimli. Doğru. Her gün paragraf ve problem çözme. Mantıklı efor. Dilara hocam bu kavramı çok tuttum bak. Mantıklı efor. Yani eforunu tasarruflu kullan. Çok güzel bir kavram. Teşekkür ediyorum. Öğrenme türünü keşfet. Sistemli tekrar ve analiz. Tekrar ön hazırlık. Harikasınız. Hepiniz beni çok güzel dinlemişsiniz, çok güzel anlamışsınız. Teşekkür ediyorum, harikasınız. Şimdi gelelim madde madde ele alalım. Bir, verimli olmalı mı? Tabii ki olmalı. Verimsiz bir program bana boşa çalıştırmış gibi hissettirir. İki, seviyeye uygun. Tabii ki olacak hocam. Seviyenin üzerinde boşuna mı durduk o kadar? Aynen öyle. Üç, arkadaşlar sürdürülebilir olmalı. Şu an ben birçoğunuzun öz disiplin sorunu yaşadığınızı, birçoğunuzun güdülenmeye ve bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyduğunu çok iyi biliyorum. Hatta öğretmenlerimizin bile bu sorunu yaşadığını biliyorum ki onlar öğretmen olmasına rağmen kendilerine söz geçiremiyorlar. Bir gün çalışıyorlarsa diğer gün çalışmayabiliyorlar. Ama başarı neyde gizli arkadaşlar? İstikrarda gizli. Eğer bir sonuçta başarı görüyorsanız o süreçte kesinlikle süreklilik vardır. Hiçbir program size sihir yapmaz, büyü yapmaz. Bir kere çalışmakla hiçbir şey öğrenilmez. Sürdürülebilir olmalı. Program sürdürülebilir olmalı. Dört. Öz disiplin düzeyinize uygun olmalı. Yani uyum sağlayamayacağınız bir program hazırlamamalısınız. Beş, programınızın sonuçları ölçülebilir olmalı. Altı, sürekliliği devam etmeli. Bir olup bir olmamazlık yapılmamalı. Yedi, tabii ki de öğrenme yapımıza uygun olmalı. Yoksa Allah göstermesin, Ali olabiliriz. Aman aman. Şeytan kulağına kurşun. Şu an buradaki bütün öğrencilerimin hepsi veli olacak. Veli olmak için bu bilgileri aldınız. Ben hepinizin veli olmasını istiyorum.
Aileler zaten seminerden çıktı bile çoktan. Ve en önemlisi arkadaşlar, her biriniz biriciksiniz, teksiniz ve özelsiniz. Tabii ki de kişiye özel, yani size özel olmalı. Bence bunun da ekran kaydını alın. Bir program hazırlarken bu koşulları sağlamalısınız ki eğer bunu tek başınıza sağlayamayacaksanız ki yüksek oranda arkadaşlar bütün bu kriterleri bir öğrencinin tek başına kendisinin taşıması, bunları hayata geçirmesi çok da mümkün olmayacağı için profesyonel bir desteğe ihtiyacınız varsa biz arkadaşlar bütün bu kriterleri sistemimizde barındırıyoruz ve başarının sırrını, formülünü biliyoruz ve bunları sizinle de paylaşıyoruz, açıklıyoruz. O yüzden biz buradayız arkadaşlar. Bizim eğitimlerimize kayıt olup yapay zeka sistemiyle bu yıl atananlar listesine isminizi yazdırabilirsiniz. Hocam genel anlamda ne yapacağımızı biliyoruz. Kayıtlar hakkında bilgi aktaracağım. Geç kalmışlık hissi, umutsuzluk bundan kaynaklı programa uyum dahi sağlayamıyoruz. Dilara hocam, eğer programına uyum sağlayamıyorsam programında ciddi eksiklikler ve sana uymayan kısımlar vardır. Çünkü eğer sen bir program hazırlıyorsan ve programa uyduğunda verim aldığını biliyorsan o masanın başına kendin gitmek istersin. Şu an senin yaşadığın psikoloji programın anladığım kadarıyla çok profesyonel bir program değil. Belki çok ütopik bir program. Belki kendini çok yoruyorsun. Bu yüzden ders çalışmak istemiyorsun. Temelinde bu vardır arkadaşlar. O arkadaşlar unutmayın. Hiç kimse fayda aldığı bir şeyi bırakmaz. Bakın içinizde Hüseyin hocam var, beden eğitimi öğretmeni. Kayıt işlemlerini ben aldım. Kayıtlı mesela sistemimize. Ve o bir sporcu. Hatta alanı da yüzmeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hüseyin hocam yanlış hatırlıyorsam da beni düzeltirsin zaten. Ya sporda bile bu böyledir. Sen o vücudun gelişimini, değişimini gördükçe kendin yapmak istersin zaten. Bak yapıp yapıp vücutta bir gelişim yok, bir estetik yok. Bunu göremediğinde tabii ki de o spora kimse gitmez arkadaşlar. Ders çalışmak da öyle. Ben şu an çalışma masamdayım. Eğer bu masaya oturuyorsam 2 saat mi çalışıyorum? 3 saat mi çalışıyorum? Kaç saat çalışıyorsam bu çalışmadan verim aldığımı kendime kanıtlarsam yarın gelir yeniden otururum. O yüzden diyorum bakın size boşa çalışmışlık hissi yanlış programdan geçiyor. Eğer programınız doğru olsaydı zaten boşa çalışmış gibi hissetmezdiniz ki. Zaten bakın ben burada ne demişim? Sonuçları ölçülebilir olmalı demişim. Yani somutlaştırdığında, verim aldığını gördüğünde kendin ders çalışmak istersin. Arkadaşlar biz neden çalışıyoruz derse? Hepinizin bir motivasyon kaynağı var değil mi? Atanmak istiyorsunuz. Yüksek maaşlar almak istiyorsunuz. Öğretmenlerim öğrencilerine kavuşmak istiyor. Birçoğunuz toplum baskısına maruz kalıyorsunuz. Birçoğunuz atanmak için yıllarını veriyor. Birçoğunuz gerçekten kendini eksik ve kötü hissediyor. Yani bir amaç var aslında orada. O yüzden o amaca odaklanırsanız o amaca giden yolda geçici olarak bu durumları zaten yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi unutmayalım bu yıl çiftli bir yıl. Geçen yılda çok fazla öğrenci girdi. Bu yıl artış bekliyoruz. Çok kalabalık olacak ve ertelemeyeceğiz. Verimli çalışacağız. Kendi seviyemize uygun bir çalışma yapacağız. Türlerimizi buna göre belirleyeceğiz. Ve en önemlilerinden biri riske atmayacağız. Bu sene hepiniz için o sene olacak ve bu yıl atanacaksınız arkadaşlar. Şimdi özellikle kayıt ve kurslarla alakalı bilgi almak isteyen öğrencilerim, kıymetli öğrencilerim, sizin için kayıt olmak istediğiniz bütün programlarımızda %50'ye varan indirimlerimiz var. Bu seminere katılanlar sadece bu indirimlerden faydalanabilecekler. Bütün programlar var. KPSS, lise, ön lisans, lisans, KPSS A grubu öğretmenliğin hemen hemen bütün alanları tamamı dahil olacak arkadaşlar. Tüm KPSS alanları var mevcut bizde. İster tek bir pakete, ister ikili, ister üçlü paketlerimize kayıt olabilirsiniz. Ve kayıt olduğunuzda sizi başarıya ulaştıracak sistemden, sizi başarıya ulaştıracak bireysel ders çalışma programından faydalanırken
Canlı derslerimiz, video derslerimiz, dijital kaynaklarımız, soru çözüm tekrar kamplarımız, rehberlik seminerlerimiz ve çok daha fazlasına da sahip olmuş olacaksınız. Şimdi hemen kayıt olmak isteyen, kendisine atadığımız %50'lik indirim kodunu kullanmak isteyen öğrencilerim için Muhammed Hocam'dan, sistem yöneticimden hemen kayıt linkini paylaşmasını istiyorum. Derya Hocam tıkla, Ezgi Hocam EKPSS'de var, tıkla, Gülre Hocam tıkla. Derya Hocam KPSS A grubunda %60 indirim var, A artı B'de. Bu fırsatı kaçırmayın. Kayıt olmak, bilgi almak, sorularınızı sormak isterseniz iletişim linke tıklayın. Gülre Hocam tabii ki ararım. Ben ve diğer öğrenci koçları arkadaşlarım. Sonu 58-35 ile biten numaradan bugün ve yarın gün içerisinde kayıt olmak isteyen öğrencilerimize ulaşıp yardımcı olacağız. Arkadaşlar geç kalmadınız. Doğru yöntemle çalıştığınızda kalan süre çok yeterli. Lütfen vazgeçeceğiniz şey kendiniz olmasın. Vazgeçeceğiniz şey hayalleriniz, idealleriniz olmasın. Ve lütfen zaman kaybetmeyin. Tamam Derya Hocam, tıkla linke. Kayıt için seni arayacağız. Onun dışında soruları olanlar varsa çok kısa hemen soruları da yanıtlayalım. Tamam Derya Hocam, hemen seni bugün başlatırız. Bu arada çok kısa bir ücretlerle ilgili de bilgi aktarayım. Şu an arkadaşlar, Hasibe Hocam sorunu yeniledim galiba. Hemen yanıtlayayım. Ve bu arada tekrar linki paylaşalım. Link üstte kaldı çünkü. Linke tıklayamayan öğrencilerin mağdur olmasınlar. Ben bu indirimden çünkü hepinizin faydalanmasını istiyorum. Direkt attığım linke tıklayabilirsiniz. Hasibe Hocam diyor ki hocam ben gündüzleri bir sağlık kuruluşunda çalışıyorum. Bu duruma uygun bir program yapılabilir mi? Hasibe Hocam tabii ki yapılabilir. Bizim zaten öğrencilerimizin %85'i sizin gibi farklı sorumlulukları olan, hatta abartıya üstüne çocukları olan, eşi olan, farklı sorumlulukları olan, ders çalışmak için çok aman aman vakti olmayan öğrenciler zaten yapay zekayı bu yüzden tercih ediyorlar arkadaşlar. Yani zamanı olmayan öğrenci az zamanı doğru yere yatırım yapmak için zaten bize kayıt oluyor. Bu bir engel değil. Tıklayın yardımcı oluruz. Hocam atanmadan evlenemiyoruz ki. Derya Hocam evet ücreti ileteyim çok kısa. Yine biz aradığımızda farklı sorularınız olursa onları da bana ve diğer öğrenci koçlarıma sorarsınız. Ceren Hocam ben öğrenci koçuyum. Rehberlik uzmanlarımız var ama benimle de görüşebilirsiniz. Hocam hem çocuk var hem işte çalışıyorum yine de olur mu? Selin Hocam bu programda olur. Çünkü biz senin günlük çalışabileceğin süreye göre program yapacağız. Olur. Kayıt ol bak hem evlisin hem çocuklusun. Atanmaya ihtiyacın var. Bu şansı kendine ver. Arkadaşlar KPSS, lise, ön lisans, lisans, canlı ders eğitimlerimiz, devam eden canlı derslerimiz, video derslerimiz ve diğer burada saydığım bütün özellikler artı sizi hedefinize ulaştıracak yapay zeka sistemi. Duymaya hazır olun. Yanlış duymayacaksınız. Çünkü genelde öğrenciler teyit ettiriyor. Hocam ne kadar uygun diyorlar. %50 indirimli tutarı 2.500 TL arkadaşlar. KPSS, lise, ön lisans, lisans 2.500 TL. Derya hocam ortaylı bir seviyem var. Sizce derece yapabilir miyim? Derya hocam neden olmasın? Kaldı ki A grubu için derece yapmaya ihtiyacın olmayabilebilir. KPSS A grubu artı B grubu arkadaşlar. KPSS alan artı B grubu %60 indirim. 6.000 TL'ye tekabül ediyor Derya Hocam senin kayıt olacağın program. Öğretmenlerin GGK eğitimi ÖABT üçlü programların 5.500 TL'ye tekabül ediyor. Tek tek kayıt olursanız her biri 2.500 TL'ye tekabül ediyor diyebilirim. Yusuf Hocam çok tekrar mı yoksa çok soru çözmek mi? Hocam size görselini çektirdiğim 5 basamaklı merdivende hangi seviyedeysen onun karşılığındaki çalışmayı yapmak. Her derste bunun cevabı farklıdır. Çünkü her derste seviyen farklıdır. Dilara Hocam evet yalnızca alan 2.500 TL ve güzel haberlerim bitti mi? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Eğer kredi kartı kullanımınız varsa kredi kartına da peşin fiyatına benden size 3 taksit imkanı. Vade faiz farkı da almayacağım. 3'e kadar böleceğim. Kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz. Bu indiriminiz
En geç cumartesi gününe kadar geçerli olacak arkadaşlarım. Bence bu fırsatı kaçırmayın. Kendinize bu şansı verin. Siz çok değerlisiniz. Atanmayı, başarma duygusunu hak ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu yaşamayı hak ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum güzel katılımınız için. Hemen tıklayalım. Derya hocam geç kalmadım. Daha dönem başı ha şimdi önemli değil biz seni yetiştiririz. Onun dışında farklı sorularımız yoksa arkadaşlar ben kaçar. Hasibe hocam bu indirim cumartesi gününe kadar geçerli. Sen bu akşam eşinle konuş linke tıkla. Ben Tuğba hocama söyledim eşimle konuşacağım beni yarın arar mısınız de. Ben seni yarın ararım Hasibe hocam kaydını alırım yardımcı olurum. Sabahat hocam arkadaşından faydalandırabilirsin. Onun da numarasını ilet ya da bu linki ona da ilet. WhatsApp numaramızı da iletebilirsin. Bu arkadaşlar bu indirimden sadece bu linke tıklayanlar faydalanabilecek haberiniz olsun. İsmim Dilara hocam Rukiye Tuğba. İsmim burada yazıyor. Hacer hocam somut kaynak göndermiyoruz. Kaynaklarımız dijital PDF olarak var. Çok teşekkür ediyorum güzel katılımlarınız için. Çok mutlu ettiniz beni. Eğitim analizini Ahmet Hocam tekuzam.com öğrenci panelinizden kullanıcı adınız ve şifrenizle giriş yaparak tamamlayabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Benim klasik tapanışım diğer seminerlerime giren öğrencilerim zaten biliyordur. Hoşçakalınız, dostçakalınız, başarılı kalınız ve esen kalınız kıymetli öğrencilerim. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.